arkadaşlar, ben Gamze Kartal. Bugün Öykü yanımızda yok çünkü ne videosu çekiyoruz biliyor musunuz? Korku. Kardeşlerim, Mehmet'in kardeşleri, benim kardeşlerim, hepsini tanıyorsunuz zaten videolardan. Hazırsanız korku başlasın. Bugün çok korkacağız. Adrenalin böyle son seviye olacak. Hazır mısınız? Ne oldu? Ne gördün? Bunlar orada. Yemin ederim ya kaçın. Simsiyah giymişti gerçekten. Yemin ederim biri bakıyor. Hayır. Hazır değiliz. Ben de hazır değilim. Nelerle karşılaşacağımızı hiç bilmiyoruz. Saat gecenin biri. Bugün bir tane uygulamadan, TikTok'ta viral olan uygulama, hepiniz biliyorsunuzdur. O uygulamadan böyle ıssız yerleri açacağız. Kendi bize zaten nereye gideceğimizi söyleyecek ve oraya bu ekiple gideceğiz. Yanıma el feneri aldım ve gözlüklüyüm ve saçlarımı ördüm. Bu ekipte sanırım ilk ölecek kişi benim. Kendimi feda ediyorum sizin için. Hadi o zaman hemen başlasın video. Ben hazırım. Hazır değilim. Hazırsanız ilk olarak uygulama bizi nereye götürecek bakalım. Bakalım ilk yer neresi? Saat gecenin birinde bu videoyu çekmek gerçekten cesaret ister. Uygulamamıza giriyoruz. Hazır mısınız? Nereye götüreceğini bilmiyorum. Ne bu sokağın adı? Hazırsanız yola çıkalım. Gerçekten konu bizi nereye götürecek hiç bilmiyorum. Yakında bir yer görünüyor. 10 dakika görünüyor. Ödüm kopuyor şu an. Hadi. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Arabaya bindik şu an gülüyoruz ama gittiğimiz yerde gerçekten çok korkacağımıza inanıyorum. Uygulama nereye götürecek cidden merak ediyorum. Ben bu gece nasıl uyuyacağımı bilemiyorum. Bence de uyuyamayacağız. Kafayı yiyeceğim arkadaşlar ya. Niye bu videoyu çekerim? Gerçekten korku. Ben korku seviyorum aslında. Böyle korkuların üzerine gitmeyi de seviyorum. Korku filmi izlemeyi de seviyorum. Bugün de kendim böyle korku filmin içinde gibi hissediyorum. Siz de öyle hissedin. Şu an bu videoyu izleyenler birden bu yapabilirim ona göre. Şu an var ya arkadan birisi gelip sizi korkutsa korkarsınız bence. Şu an geldik, konumdayız, şehrin ortasında böyle bir yere geldik. Ev gerçekten çok ıssız ve bu ne? Arkadaşlar bu ne? Bence bir şey diyeceğim. İçeride ceset meset bir şey olabilir. Cin bir şey olabilir. Ben çok korkuyorum. Gidelim buradan. Ve sadece en köşenin ışığı yanıyor. Şehrin ortasında ev terk edilmiş bir ev gibi ve sesleri duyuyor musunuz? Evet. Garip sesler çok geliyor. Garip sesler geliyor etraftan. Aşırı derecede ürküyorum şu anda. İçeride biri var mıdır? Şu an birisi şuradan pencereden baksa gerçekten çok kötü olurum. Ben oraya fazla detaylı bakmak istemiyorum. Yaklaşmak istemiyorum ama merak da ediyorum. Yani bu uygulamanın bizi buraya getirdiyse burada bir şey var. Bir gelsenize. Bakın bir. Bak kan lekeleri var sanki. Evet, kan lekeleri. İçeride bence birini saklıyor olabilirler. Ve bize işaret, onları kurtarmamız gerekiyor olabilir. Bunu ne yapacağız? Ben bunu yapamam. İyi de buraya geldiysek bir şey yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ya onları kurtarmamız gerekiyor. Ya içeride bir şey varsa. Girelim mi? Ben giremem. Kafayı yiyeceğim. Cesareti olan varsa girebilir. Yemin ederim biri bakıyor. Bahçede biri var. Ve çok kötü siyah giymişti. Gerçekten siyah giymişti. Simsiyah giymişti. Ben ya gidelim ben mi? Vallahi ben çok kötü oldum. Lütfen gidelim. Lütfen gidelim. Vallahi çok kötü oldum. Aşırı kötü oldum. Nefes nefese kaldım. Gerçekten çok kötü. Gitsene hemen arabayısın. Lütfen arabayısın. Hayır bir şey böyle bela olacak bize. Musallat olacak diye korkuyorum. Simsiyah giymişti gerçekten. Ben iyi ki görmedim. Grubun sarı kızı olarak bana musallat olacaklar. Hayır içeride ne var gerçekten merak ediyorum. Kapıları kilitler misiniz? Kapıları kilitle. Kilitle. Ya çok kötü gel. Yeni konumu açacağım. Burası gerçekten çok kötüydü. Yukarıda ışık yanıyor diye içeriye giremedim. Çünkü içeride birisi oturuyor olabilir ama öyle bir evde de kimse oturmaması lazım ya. Öyle bir evde kimsenin oturmuyor. Işık yanıyor olmasına gerçekten aşırı derecede şaşırıyorum. Çünkü terk edilmiş bir evde. Belki de alt katta gördünüz, bir şey saklıyorlar. Orada bir şey saklıyor. Orada yaşayan kesin bir şey çeviriyor yani. Yeni konuma gidiyoruz. Bakalım neyle karşılaşacağız. Bir şey şaşırmadınız mı? Konumun olduğu yerde böyle bir şeyin olması yani. Evet bu konumun olduğu yer merkezi bir yer ve böyle bir ev niye burada var? Bir de konum burayı nereden biliyor? Konum boş evi, oranın o kadar şey olduğunu nereden biliyor? Konum gerçekten çok ilginç yerlere götürüyor. Aşırı merak ettim. Sevdim şu an bu uygulamayı gerçekten. İlk olarak böyle bir yere getirdi. Şu an daha korkuncunu seçtik. Bakalım nereye götürecek, gidiyoruz. Telefona bildirim geldi. Bu nesnenin sahibi konumunu görebilir diyor. Şu an uygulama bizi takip ediyor. Uygulama nereye gittiğimizi biliyor. Ya ben korkuyorum. Ya gittiğimiz yerde bir şey çıkarsa. Ya bize tuzaksa bu ya tuzak kuruyorlarsa. Çünkü birçok kişisel bilgilerimizi de aldı. Aşırı korkuyorum şu an. 250 metre var ve burada sis var. Geldiğimiz çok kötü bir yere geldik şu an.
Neredeyiz? Bura nereye? Nereden biliyor uygulama? Ya bura nereden biliyor? Uygulama bura nereden biliyor? Eve bakın arkadaşlar. Oha hep boş evler. Düz. Çok kötü bir yerde. Önümüzden bir tane araba gidiyor. Ya. Şu an caminin yanına geçiyor cami benim. Şey bomboş ya burası. Işık yanmıyor etraftan. Gelmek üzereyiz. Şu an burası. Şu an geldik, konumdayız. Altına saçıyor şu an herkes burada. Herkes gelirken ben korkmam yapıyordu. Buraya girebilir miyiz bilmiyorum. Kolum bizi buraya getirdi. İlginç yazılar var bir de. Eve bakar mısınız? Gerçekten ilginç. Şu an girebilecek bir yer arayacağız eve. Gelin bakalım. Şimdi gidiyoruz. Kapı arıyoruz girmek için. Şu demirlerin içinde ne olabilir ya? Demirlere bakın. Bir bana verin gideyim. Şu pencereden bakabilir misiniz? Bakacağım. Ay, bakın içeride bir şey görüyormuşum. Baksana. Kadir bak. Şimdi içeriği size göstereceğim. Ne oldu? Ne gördün? Adamın biri gidiyordu, yürüyordu yani. Bilmiyorum. Nasıl adam yürüyor? Gördünüz mü? Biri yürüyordu. Gördünüz mü? Evet, biri yürüyordu. Şaka mı yapıyorsun? Hayır, gideyim. Baksana Metin. Ya. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten mi? Gerçekten. Bakacağım. Ayağıma bas. Bizim yoklar burada. Yemin ederim ya kaçın. Biri var burada. Kaçın. Binin arabaya. Binaya girecektik ama girecek yer yoktu. İçeride birini gördük, Kadir de gördü. Ben kırmızı bir göz gördüm, bakıyordu gerçekten altın. Şu anda Kadir koşan birini görmüş kendine doğru. Ya kalbim nasıl atıyor var ya, kalbim küt atıyor. Yemin ederim şu an kalbimi duysana. Ödüm koptu. Binaya girmek istedim. Çok garip sesler geliyordu gerçekten. Çok kötüyüz şu anda. Yeni konum açacağım bakayım. Uygulama gerçekten çok iyi gidiyor. Başımıza bir şey gelmez. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Gerçekten çok korkuyorum. En son böyle bir adam biri çıkıp bize böyle bir şeyler yapacak gibi. Saat gecenin 3'ü bu arada gerçekten. Konumu açtık. Şimdi konum bize sahilde bir yer gösteriyor. Acaba nereye götürecek? Bu arada farkında mısınız? Hala bir yere giremedik. Girmek istiyorum ya. Evet çok girmek istedim ama girecek yer yoktu. Ve Kadir içeride birini gördüm deyince ben de kırmızı göz görünce cesaret edemedim açıkçası. Ama çok istiyorum bir yere girmek ya. Bakalım şimdi bizi nereye götürüyor? Konuma 3,5 kilometre var. Şu an arabadan indik. Bizi sahile getirdi. Bir 200 metre ilerisi şu taşların orayı gösteriyor. Işık aldım yanıma. Şu an aşırı karanlık burası. Çünkü. Hadi o tarafa doğru gidelim. Arkadaşlar beni takip eder misiniz? Bir şey diyeceğim ya Metin ya. Anne. Çok geç oldu ama ya. Çok korkuyorum. Şurayı gösteriyor arkadaşlar. Kayalıklardayız şu anda. Neden çok buraya ya bizi buraya getirmiş olmasının bir amacı olması gerekiyor. En önden ben gidiyorum. En önden giden de filmlerde hep şey oluyordu böyle korku filmlerinde. Bam diye böyle korkutuyorlar. Konuma bakacağım bir dakika. Konum tam nereyi gösteriyor? Konum şuraları gösteriyor da. Ne? Burada ne yazıyor? O ne? Ne yazıyor? Şaka mı? Şaka mı? O nasıl? Harfler. Ne? Alttaki ne? Sizi buldum diyor. G. Bu ne? S. K. Bir şey anlatmak istiyor. Ne anlatmak istiyor? G, Ş, K. Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar sizin isimlerinizin baş harfi. Şaka mı? Gamze. Bak Gamze, Şeyda. Ne? Kadir. Ya çıldıracağım. Selma. Şaka yapıyorsun. Şaka, ciddi misin? Bir şey diyeceğim. Uygulamadan mı aldı diyeceğim. Nasıl olacak ki? Uygulamadan mı aldı? Uygulamaya hepimizin adını yazmadım. Sadece benim adım. Bizi takip ediyor. Bizi zaten takip ediyoruz demişlerdi. Hani korkmuyordun? Ne zaman ya. Yazılmış? Yeni mi yazılmış? Gelin bakalım. Hiçbir şekilde boya çıkmıyor. Yeni yazılmamış. O zaman eskiden yazdılar. Nereden biliyorlar buraya gelecek olacağımızı? Ve sizi bir şey buldum. Söyleyeceğim. Gelin başka deliller arıyorum. Biri var mı? Hayır. Nasıl biri var? Ne gördünüz? Ağacın arkasında biri vardı. Allah'ını seversen bulalım onu ya. Bizle oyun oynuyor resmen. Kim bu? Ya bir şey diyeceğim. Kim bizle oyun oynuyorsa bulun ya. Erkekler siz gitseniz önden. Ben gidiyorum. O ne? Bir kulübe var orada. Bakalım Metin gel. Baksanıza. Hayır o yazıyı kim bulduysa yazdıysa bulalım. Ne bu? Bizle oyun mu oynuyor? Nasıl bilebilir? Hepimizin adını nereden biliyor? Köpek mi gördün köpek acaba? Köpek kulübesi var. Ölü bir köpek bulursak ne yapacağız? Ağacın şekli de çok korkunç. Gecenin saat 3.30'unda bizim burada ne işimiz var? Ağacın arkasından ses geldi. Şaka yapıyorsun kaçın. Bir şey diyeceğim. O isimlerimizin olduğu yerden bence bir şey bulmaya çalışalım. Hayır fazla uzaklaşmış olamaz onları yazan kişi. İsimlerimizin yazılı olduğu yere geri geldik. Orada kırmızı bir şey var. Umarım kana bir şey kacete falan yoktur. Kana benziyor. Şu an burası aşırı karanlık bu arada. Ama bir erkek şununla aydınlatıyorum. Bu ne?
Buraya biri bir şey yapmış bak. Aa, burada değişik şeyler var. Oha, bunlar ne? Bir şey diyeceğim, bu ne? Kurdale bağlamışlar bir de. Bu da mı bizle alakalı bir şey? Bilmiyorum ki. Burada bir şeyler yapmışlar. Bir şeyler dönüyor. Burada iz gibi bir şey var bakın. Yerden gidiyor. Yerden iz gibi bir şey var, evet. Gidiyor ve burayı gösteriyor. Bir gelir misiniz? Kan. Gerçekten kan. Birini öldürmüşler. Yine ceset. O ceset bulanlardan ben de olmak istemiyorum. Lütfen kaçar mısınız? Kan var. Ne? Denizde kan var şu an. Kadir. Acayip kan var bir de. Bu çok değişik. Kaçar mısınız lütfen? Polis falan gelse şu an biz yaptık sence. Kaçar mısınız? Kaçın. Şu an yeni bir yer açıyorum konum olarak. Konumu açtım. Bakayım neresi? 4 kilometre. Arkadaşlar konumun nereyi gösterdiğini söylemek istemiyorum. Bakın. Oha, mezarlık mı? Ben gidemem. Hayır. Nasıl gireceğiz? Hayır, yapamam bunu. Daha önce girdiniz mi hiç? Hayır. Gece zaten giremeyiz ki, nasıl gireceğiz? Ben girerim. Girelim mi? Tamam da uygulama gerçekten her defasında saçmalıyor. Demin kan gösterdiğiniz orada ne olacak acaba? Mezarlığa getirdi bizi uygulama. Şu an biraz ileriye götürüyor. 50 metre oraya doğru gidelim. Aşırı karanlık mezarlığa nasıl gireceğiz? Önden ben gitmeyeyim. Gel. Bir erkek gelsin. Şeyda gelmiyor. Şeyda gel. Hayır. Bu arada etraftaki bütün ışıklar yanıp sönüyor. Yanıp sönüyor ışıklar. Baksana. Oha, ışıklar niye yanıp sönüyor? Bakar mısın? Şey diyeceğim, etrafta çok garip sesler var. Biraz daha ileri gösteriyor konu. Mezarlıkta ne işimiz var bizim ya? Bu uygulama niye bizim mezarlıktan? Orada ne oluyor? Çok garip sesler. Birileri bağırıyor. Ahmetcan Osman'ın birinin mezarındayız şu an. Konum tam burayı gösteriyor. Konum tam burayı gösteriyor. Ay anne. Ya Kadir yapma. Beni korkutma ya. Ben de korkuyorum. Bir şey söyleyeceğim. Tüm generalin mezarına getirdik onun bize. Bir baksanıza. Hayır, ne anlatmak istiyor? İşaretlere bakın. Burada biri var. Nerede biri var? Ben çok korkuyorum. Ya bir gelsenize bakalım, bizi buraya getirdi uygulama, niye? Bilmiyorum. Ya anam bu sesle. Sesle duydunuz mu? Kaçtı, biri taş attı, bize taş attı. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Birisi taş attı. Yemin ederim mezarlığa ben niye girdim bilmiyorum. Polisin yaptığını anlat. Bir de polis çok kötü bir şekilde silah sıktı. Ödümüz koptu. Bildiğin arabanın arkasına deli gibi silah sıktı. Hepimiz aşırı korktuk. Videoyu beğenseniz diyor. Like atmayı, kanala abone olmayı, sizin için neler yaptık. Görüşürüz. Gerçekten devam edemeyeceğim videoyu. Bay bay. Bir daha hayatta böyle video çekmeyeceğim. Hadi.